Merhabalar. Son yıllarda biliyorsunuz artık gelişen teknolojinin, kullandığımız kimyasalların, ojelerin, makyaj malzemelerinin, hava kirliliğinin etkisi bizi biraz böyle doğala doğru çevirdi. Organik ve doğal ürünler yemeye, almaya, tüketmeye özen gösteriyoruz. Şimdi hastalarım da buna binaen bana hep, hocam ilaç kullanmadan, bir şey takmadan, mümkünse doğal korunma yolları var mıdır diye çokça soru soruyorlar. Bununla ilgili birazcık böyle literatür taradım, geçmişi taradım. Ne var? İşte vajinaya aspirin koymak, vajinayı ilişkiden hemen sonra yıkamak, pelin otu koymak gibi bazı uygulamalarla karşılaştım çok eski dönemlerde. Ama bunların literatür çalışmaları yapılmamış ve etkinliğine dair de elimizde bir veri yok. O nedenle de kullanın, gebe kalmayacaksınız diyemiyorum. Vajinayı yıkamak, bu zaten sağlıksız bir şey. Vajinanın kendi florasına zarar veren bir şey. Vajinanın içindeki iyi huylu bakteriler sizi korumakla görevli. Vajinayı enfeksiyonlardan korumakla görevli. Ama siz ilişki sonrası yataktan kalkıp gidiyorsunuz duşa, elinizi içeriye sokup haldır huldur suyla yıkamaya çalışıyorsunuz. Sen onu yıkayana kadar zaten rahimin içinden, kanaldan tüplere çoktan spermler ulaşmıştır. Spermler biliyorsunuz bırakıldığı yerde kalan canlılar değiller. Hızlı hareket ederler. O nedenle de bu yıkamanın size getireceği hiçbir şey yok. Diğer taraftan bu yıkamayla beraber işte bu vajinadaki iyi huylu laktobasillerin de iyi huylu floranın da bozulmasına neden olup vajinal duş yaptığınızda HIV kapma ihtimaliniz 4 kat artıyor mesela. Diğer vajinal enfeksiyonları, HPV'yi kapma riskiniz artıyor. O nedenle de vajina duş yok. Böyle bir gebelikten korunma yolu da yok. Ha peki ne yapılabilir? Yani doğal olarak neler yapılabilir? Toplumda biliyorsunuz çok sayıda çift geri çekme yöntemiyle korunuyor. Aslında böyle bir korunma yöntemi de yok. Çünkü her ne kadar vajinanın içine penis ucundan fışkıran semen içerisinde yoğun sperm olsa da zevk sıvısında yani o ön sevişme sırasında prostattan salgılanıp penisin ucundan dökülen o sıvıda da spermler var. Ve bundan dolayı da gebe kalabilirsin. Ha ne yapabilirim? İşte yumurtlama döngünü takip edebilirsin. Düzenli adet görüyorsan, tahminen adet ortası dönemde yani 28 günde bir adet görüyorsan adetinin ortasında 14. günde yumurtlaman oluyor. Şimdi yumurta 36 saat yaşıyor çatladıktan sonra. Spermler 72 saat yaşıyor. Yani o arada onları buluşturmaman gerekiyor. Bazen yumurtlama günü bazı kadınlarda işte 12. günde olabilir. Bazı kadınlarda 16-18. günde olabilir. Ne yapacaksın o zaman? Adetinin 10. günüyle 20. gün arası cinsellikten kaçınacaksın. Zaten garantili korunma yolu cinsellikten kaçınmak. O günlere önem vereceksin çünkü o günler yumurtlama günlerin. Bunun dışındaki günlerde de geri çekmeyle kombinleyebilirsin. İşte bu doğal bir korunma yolu olabilir ama buna rağmen yumurtlama düzeni olmayan ya da emziren kadınlarda bu sistem işe yaramayabilir. Çünkü emzirdiğin zaman prolaktin yükseliyor. Prolaktin yükseldiği zaman bazı kadınlar adet görmüyor. Adet görmeden de hamile kalabiliyorsun. Onun için bu çok da güvenli bir yöntem değil. Gebelikten korunmak için cinsel ilişkide geri çekme yöntemini kullanan çiftlerde aslında bazı problemler ortaya çıkıyor. Yani adam kestiremiyor. Ne zaman geleceğim, ne zaman gelmeyeceğim. Bu tarafta da eşinin orgazmını beklemek zorunda. Yani orada bir cinsel siklusta problem oluyor. Yani bazen kadın orgazm olmadan geri çekilmiş oluyor. Ya da adam buna o kadar çok odaklanıyor ki ereksiyonunu sürdüremeyebiliyor ya da erken boşalabiliyor. O nedenle de cinsel hayatınızın güzel, pozitif, keyifli olabilmesi için modern tıbbın size önerdiği yöntemlerden birini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.